Arkadaşlar merhaba. E, bu derste Osmanlıca'da e, Osmanlı Türkçesindeki çokluk ekini anlatacağım size. Burada sevindirici bir tarafı var bu işin arkadaşlar. Tek standart bir formda olacak. Kelimeyi tekil halde yazacağız. larları sonuna lamra şeklinde vereceğiz Peki böyle bir giriş yaptıktan sonra burada belirttiğimiz açıklamayı okuyalım. Osmanlıca çokluk eki. Arkadaşlar Osmanlıca'da çokluk ifade etmek için yani Türkçemizdeki lar 'ler', lar eklerinin yerine standart formda lam ve ra'dan oluşan bu yazım tarzı benimsenir. O yazım tarzı da kimdir arkadaşlar? Şu yeşille de boyadığım, daha iyi görün, ayrı bir yerde görün diye belirttiğim <laughs> lam ve ra kardeşlerin el ele tutuşup oluşturduğu standart lar lar formu. E bana odalar demek lazım. Lam ra. E bana çiçekler demek lazım leri için lamra yani standart Latin harflerindeki ortadaki harfin e a'nın değişmesi gibi bir durumumuz yok lamra'yı birleştir kelimenin e, okunmasından sonra uygun gelen işte topuklar dersiniz herhalde topukler diye çoğulunu yapmazsınız kelime okuduktan sonra uygun düşen lar mı demek gerekiyor ler mi demek gerekiyorsa onu kullanıyorsunuz işte çiçeklar demiyoruz herhalde çiçeği okudun Lamra var çiçekler diye okuyacağız arkadaşlar. Peki bu böyle 30 saniyede bitecek mi? Hayır. Burada örneklerle daha iyi anlayalım diye biraz örnek göstermek istedim size. Şimdi bazı kelimelerde bu işi görelim. Anneler. Ne yaptım? Anne'yi tekil yazdım. Okudum. Anne dedikten sonra anneler olur mu? Olmaz. Peki form ne? Standart olarak lamra formu anneler oldu. Hemen aklınıza şu gelebilir. Hocam bu h ya da güzel h dediğimiz harf soldan birleşiyordu. Lam harfi de sağdan birleşiyor. Niye birleştirmedik? Hemen bir not alıyorsunuz arkadaşlar. Artık bir defter edindiğinizi düşünüyorum. Deftere not diye şunu yazın. Şu h harfi kelimenin ortasında ve kelimenin <laughs> sonunda e a yani bir sesli harf ifade etmek için kullanıldığında kendinden sonraki gelen e, harflerle birleşmez arkadaşlar. Normalde hemen diyeceksiniz hocam lamra lam sağ tarafından birleşiyor. H soldan birleşiyor. Niye şöyle bir şey olmadı? Dur bakayım bir şey yapıyor mu? Ha, şöyle bir şey olmadı değil mi? Birleşmedi falan diye. Hayır arkadaşlar. Böyle ayıracağız. Bu şekilde yazacağız. H ile ilgili H e, harfi bir sesli ifade ettiği, E, A ifade ettiği durumda kelimenin ortasında ve kelimenin sonunda geldiğinde E, A olarak sonraki eklerle birleşmesi. Adeta bir birleşmeyen harf gibi olur. Şimdi diğer örnek bakalım dağlar. Dağlar. Burada mesela böyle bir kayın için böyle bir şey söz konusu değil. Burada yani şöyle bir şey olmadı. Dur bakayım yapıyorum. Ha böyle bir şey olmadı mesela. Normal birleştirdik dağı yazdık. Dal, elif, kayınla dağ oldu. Peki e, lerler içinde için ne vardı? Standart lamra formum vardı. Koydum dağlar oldu. Artık bunu bir e'li örnekte, lerli örnekte, bir larlı örnekte gördükten aynı şey olduğunu anladıktan sonra geriye ne kaldı? Çok kolay yapıştırı yapıştırı vermek kaldı. Çocuklar diyeceğim. Çocuğu yazdım. Bakın yine kafla da lam birleştir. Niye? Çünkü kaf soldan birleşir, lam sağdan birleşir. Birleştirmekte hiçbir mahsur görmedim. Ama bu h'nin sesli olma durumunda ayrı özel bir durum var. Onu not alın arkadaşlar. Onlar karışmasın. Önemli bilgiler bunlar. İşler. İşi yazdım. Elif, y, şın, iş oldu. Lam, ramı koydum. İşler oldu. Çiçekler. Çiçeğimi yazdım. Çim, ye, çim, kef. Ha şurada <laughs> H gelemez miydi E sesi ifade etmek için? Arkadaşlar bu konularda istisnaların olduğunu bazen koyacağımızı bazen koymayacağımızı söyledim. Çiçek bu şekilde yazılıyor. Çim ye çim kefle çiçeği mi yazdım? Larlar için lamramı koydum. Yola devam. Sular suyu yazdım. Bakın burada dikkat edin. Sin yerine sat tercih ettik. Niye? Su. U ne? Kalın bir ünlü. Sat. Sat'tan sonraki A ne? Kalın bir ünlü. Sin. Sin'den sonraki ne ince bir ünlü. Mesela sinle yazmak yerine satla tercih etmişiz. Bunlara da dikkat edin. Ha Bunları da her zaman böyle çıkaramazsınız diye konuşmuştuk sizinle. Ama böyle şeylere de biraz gözünüz artık dikkat etmeye başlasın. Mesela sinle değil de satla yazdık bunu. Tamam. Yani sat ve vav su yazdırdı bize. Lamra'yı koyduk sular dedik. Peki burada lamra niye birleşmedi? Çünkü vav zaten doğal olarak sol taraftan birleşmiyordu değil mi? Aynı şimdi evlerde olduğu gibi. <laughs> Elif vavımla evi yazdım. Lamra yaptım sana evler. Aha bakın yine h'nin kelime ortasında bir sesli olduğu örnek geldi. Tekeler. E, te, kef, h ile tekeyi yazdım. Lamra'yı birleşebildiği halde birleştirmeden tekeler dedim. Yine güzel başka bir örnek tepeler. TPH ile <laughs> tepe mi yazdım? Lamra ile birleştirmedim çünkü kelime ortasında H soldan birleşmiyordu sesli olduğunda. Kelime sonunda da yine aynı şekilde EA ifade ettiğinde birleşmiyordu. Süpürgeler. Süpürgeyi güzelce yazdık. <laughs> burada yalnız bunu herhalde şey yaparken bir saniye şöyle düzeltelim <laughs> süpürgeler gördüğünüz gibi arkadaşlar süpürgeyi yazdım lamra ile ler sesini verdim onu herhalde şey slide'ı hazırlarken bir şeyden kaçmış siz şu formu şu düzelttiğim formu esas alın süpürgeyi yazdım <laughs> lamra ile lerler ihtiyacımı karşıladım oldu sana süpürgeler kargalar burada karga zaten standart bir yazım formu var. Kargayı yazdım. Lamra'yı koydum. Oldu size kargalar. <laughs> Bakayım burada başka bir şey var mı? Ya bu ders bu şekilde arkadaşlar. Standart lamra formu olduğunu bilin. Şurada bir şey biraz kafa karıştırabilir. İşte H sesi niye birleşmedi falan diye. Onu da izah ettik zaten. Yani çoğulaki bu şekilde standart lamra formumuz var. Kelimenizi tekil halde yazın. Lamra'yı yapıştırın gitsin olsun size çoğul. Bol bol alıştırma yaparsanız dediğim gibi her derste artık bunu söylüyorum. Bu Osmanlıca çok alıştırma ister. Bol bol alıştırma, yazma alıştırması, okuma alıştırması yaparsanız bunların hepsi zamanla şıkır şıkır yerleşir. Hiçbir sorun olmaz arkadaşlar.